Açılış konuşmasını yapmak üzere Taşucu Belediye Başkanımız Sayın Yaşar Açıkbaş'ı o güzel alkışlarınızla huzurlarınıza davet ediyorum. Sayın Bakan Yardımcım, değerli milletvekillerim, sayın kaymakamlarım, değerli ilçe başkanım, siyasi partilerimizin değerli temsilcileri, dünyamızın, Türkiye'mizin dört bir köşesinden taşımızı ziyaretten sevgili konuklar, misafirlerimiz, Silifkeliler ve sevgili basın. 1968'den 1995'e kadar Balıkçılık Festivali, 1995'ten bu yana Taşucu Festivali olarak kutladığımız etkinliğimize hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Değerli misafirlerimiz, Taşucu olarak özel bir konum ve coğrafyada bulunuyoruz. Bir yanımız masmavi deniz adalarımız, bir yanımız yemyeşil toroslar, bir yanımız göller, bataklıklar, nehirler ve sahillerimizle uçsuz bucaksız kumsallar. Böyle eşsiz bir coğrafyada bizler de çevre festivali etkinliklerinde kapsamında bu güzelliklerimize dikkat çekmek istedik. 3 yıldan beri alternatif turizm lezzetlerinden biri olan Olta balıkçılığını Göksu Deltası'nda kum maratonu ve mavi kum yengeç koşularını gerçekleştirerek bu güzellikleri sergilemeye, tanıtmaya çalıştık. Bu çevresel etkinlikler sayesinde Silifkeliler dahil birçok kişi bu bölgeleri ilk defa gördüklerini de söylemeden geçemediler. Amacımız hem bölgesel hem de Taşucu'nu tanıtarak bölgemizde marka şehirler arasına getirmektir. Salı günü Olta balıkçılığı, çarşamba günü kum maratonu, perşembe günü de mavi yengeç koşularını gerçekleştirdik. Bugün ise belediyemizden Atatürk Anıtı'na kadar olan caddemizden geleneksel mehteran kortejini yürüttük, geçirdik. Mehter, dost, sevgi, birlik ve kahramanlık ocağıdır. Mehteri kendine has özelliklerle korumak, yaşatmak, gelecek nesillere aktarmak her Türk'ün görevidir. Değerli misafirler, bizler dualarla başladık, dualarla devam ediyoruz. 57 yıllık belediye tarihinde ilk defa Taşucu'na mehteranı bizler getirdik. İnşallah geleneksellik de devam edecek. İlk defa dualarla aşure gününü düzenledik. Dualar ettik, işlerimizin bereketi bol olsun diye. Hıdrellez şenlikleri düzenledik. Bu kültürümüzü, değerlerimizi, unutulmayan yüz tutan güzelliklerimizi gelecek nesillere aktarmak için elimizden geleni yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Mehteran Taşucu caddelerine ilk defa girerken, halkı selamlarken maalesef oturanları, sırtını dönenleri, kahve köşelerinde oyun oynayanları gördük. Mehteran geçerken, bayrak ve sancak geçerken, halkı selamlarken bunların ayakta selamlanacağını bazılarına biz öğrettik, biz hatırlattık. Değerli misafirlerimiz, sanatçı arkadaşlarımız da çevre etkinliklerine özellikle fotoğraf ve resim sergileriyle açtıkları sergilerle destek verdiler. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Festival programını kısaca arz etmek istiyorum. Bugün Gürkan Ötün ve Grup Adı konserlerinden sonra Türkiye'nin gözde sanatçılarından eski şarkılarıyla Gökçe devam edecek. Yarın halk oyunları gösterisi Grup Bitmiş Ankara'lı Coşkun programı var. Pazar günü ise bir gemi gezimiz var. Arkasına Caner Erdoğan ve Grup Grip'in konserleri gerçekleştirecek. Sayın Bakan Yardımcım, değerli milletvekillerim, değerli misafirlerimiz, sevgili basın. 3,5 yıl boyunca Taşucu Belediye'mizde iki seçim sürecimizi, bir istifa ve akabinde katılım süreci yaşarken boş durmadık. Bir belde belediyesinin şahsım dahil tüm riskleri göz önüne alarak bölgemize, beldemize hizmet etmek için elimizden geleni yaptık. Neler yaptınız derseniz. Birincisi, belediyemizin tüm hacizleri kaldırılmıştır. Çalışanların maaşlı ikramiyeleri günü gününe ödenmeye başlamıştır. Çevreye duyarlı hale gelinmiş, bosettikleri 1,5 kilometre ilerideki ormana değil, Silifke arınma tesisine, çöplerimiz de Silifke çöp toplama deposuna dökülmeye başlanmıştır. Belediyecilik hizmetine girilmiştir. 4,5 milyon TL olan belediye borcunu
uzun vadeli borçlamalar dahil 1 milyon TL'nin altına indirilmiştir. Deniz Kızı şirketiyle bilenler bilir, durumu malumdur. Kendi zamanımızda problem yoktur. Halen geçmiş borçların sıkıntısı çekilmektedir. Araçlarımızın tamamı onarılmış, 5 araç yeni daha kafile alınmıştır. Ulaştırma Bakanımız Sayın Binali Yıldırım Bey'le görüşmeler neticesi 3 milyon TL'lik destekle limanımız genişletilmiş. Bu sayede yatırımı da günübirlik yat turlarıyla beraber Akdeniz'in gözdesi olmuştur. Taşyurt'ta günlük 1500-2000 kişiye bazen gezine çıkmakta, yaklaşık 50 kişiye istihdam açılmıştır. Gemilerin yeniden Taşyurt limanından kalkması sağlanmıştır. Kültür Bakanımız Sayın Ertuğrul Günay Bey ile yapılan görüşmeler ve yazışmalar neticesi 19 yıldan beri atıl durumda bekletilen kültür binası onarımı başlatılmış, 3 milyon TL'lik kaynak birinci aşamada tahsis edilmiştir. İleride 50 kişinin bu kültür binasında istihdamı gerçekleştirilmesi düşünülmektedir. İller Bankası ile yapılan görüşmeler neticesi Taşucu altyapısı için 9 milyon TL'lik katkı sağlanmış, şu anda altyapının %60'lık kısmı tamamlanmıştır. Projenin %50'si devletten hibe olarak alınmıştır. Yaklaşık 30 kişi de altyapıda istihdam edilmektedir. Özel Çevre Koruma Kurumu ile görüşmeler neticesi Çavuşbucağı mahallemize 50 bin, Kum mahallemize de yaklaşık 250 bin TL altyapı ödeneği hibe şeklinde alınmıştır. Çavuşbucağı mahallemizin altyapısı %90 bitirilmiştir. TEDAŞ ile yapılan görüşmeler neticesi şehir merkezinde olan kablo kirliliği giderilmiş, 1.7 trilyon kaynak da oradan belediyemizin, beldemizin altyapısına aktarılmıştır. Valilik ile yapılan görüşmeler neticesi 750 bin TL ödenekle yıkılmakta olan tarihi eski gümrük binamız restore edilmiştir. Kıbrıs'a geçiş yapan gümrük binamız da tır kantarı, arama hangarı ve bina tatiline yaklaşık 1 milyon TL'lik masraf edilmiş. Masrafları daha önceden Firuşok ihalesini alan firma tarafından karşılanmış, belediyenin kasasından yani halkın cebinden bir kuruş daha çıkmamıştır. DSİ ile yapılan görüşmeler neticesi Kum Mahallesi Köprüsü 550 bin TL'lik ödenekle yenilenmiş, Olacalı Koyuncu Deresi de 2 milyon TL'lik ödenekle ıslah edilerek çevre köleyle Taşucu'nun bu dereden kaynaklanan sel felaketlerinin de önüne geçilmiştir. Taşucu'nun 57.600 kişilik imar revizyonu yapılmıştır. Bitmemiştir. İçme suyu projesi tamamlanmış, İller Bankası'nca onaylanmış ve İller Bankası'ndan 8 milyon TL'lik yarısı hibe kredi alınmış. İnşallah Eylül ayı içerisinde ihalesi yapılarak Taşyurt'un gelecek 100 yılın su problemi giderilecektir. Ekonomi Bakanımız Sayın Zafer Çağlayan Bey'in, Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Ertuğrul Günay Bey ile görüşmeleri, Sayın Ekonomi Bakan Yardımcımızın Kültür Bakanlığı Müsteşarlığı görüşmeleri neticesi bu yıl 1 milyon TL'lik katkı da kanalizasyon projesine aktarılmış, tarafımızdan paranın arıtmada kullanılmak üzere arıtma projesine aktarılması istenmiştir. Taşyurt'un arıtma projesi de İller Bankası'nca onaylanmış, inşallah ilk etabı Eylül ve Ekim ayı içerisinde ihaleye çıkarılacaktır. Taşucu Boğusak Turizm Bölgesi imar çalışmaları hızla devam etmekte olup proje onay aşamasındadır. İmar onayına müteakip iki firma 5 yıldızlı otel ve tatil köyleri yapmak için hazır beklemektedir. Bölge Hastanesi ve Bolacalı Koyuncu Köyü imar planı hazırlanmakta bürokratik işlemler devam etmektedir. Bölge Hastanesi su hattına TOKİ'den destek alınarak Taşucu Belediyesi'ne 1 milyon TL'lik de katkı oradan sağlanmıştır. Normalde su hattımızdan hastaneye boru hattını bizim çekmemiz lazımdır. Taşucu ayrıca balıkhane ve pişirim restoranları projesi de ihale aşamasındadır. Yaklaşık 5,5 milyon TL'ye mal olacak yat limanı geri sahasının 3 boyutlu projesi, beyaz projesi hazırdır. Yapımı için parasal kaynak tedarik çalışmaları devam etmektedir. Kum Mahallesi Sahil Bandı projesi 957 bin TL'lik hazırdır. ÖÇK ve Turizm Bakanlığı'na başvuru yapılmış, kaynak için çalışmalar devam etmektedir. Yıllardan beri atıl durumda bekleyen Dr. Şahin Dönek Kültür Merkezi projesi inşaat maliyeti 900 TL'dir. Bunun için de hazır, inşallah ihaleye çıkacaktır. Değerli
misafirlerimiz, İşkur'dan belediyemize 50 kişi toplum yararına çalışma programı kapsamında hizmet etmektedir. Yaklaşık 8 ayda 500 bin TL'lik katkı Taşçu altına sağlanmıştır. Bu konuda desteklerden dolayı Bakan Yardımcım Sayın Mustafa Sever Bey'e teşekkür ediyorum. Akdeniz'in en büyük sosyal yaşam alanı Taşucu Gençler Dönüşü Projesi kapsamında büyük şehirlerin yapamadığı proje yaklaşık 1000 konutluk komple deniz manzaralı mega yaşam alanı projesi belediyemizce yapılmış son bürokratik işlemler gerçekleştirmektedir. Bu proje tarafımızdan hazırlanmış ve Taşucu'nun çevresini değiştirecektir. 80 ile 100 kişi arasında istihdam sağlanacağı düşünülmektedir. Peki ya yollar ne olacaktır? Bütün bu yatırımlar gelecek için neredeyse toprağın altına yapılmaktadır. Üst yapı ne olacaktır diye mutlaka sorulmaktadır. Değerli misafirlerimiz, geçenlerde Sayın Bakanımız Zafer Çağlayan Bey, milletvekillerimiz ve parti temsilcilerimiz belediyemiz ziyaretler. Bu konuda kısa bir briefing verdim. Ve sonunda dedim ki, Sayın Bakanım, 9 milyon altyapı, 8 milyon su, 3 milyon Kültür ve Turizm Bakanlığı tesisi, 3 milyon Taşçı Limanı, 1 milyon gümrük binası, 1 milyon Turizm Bakanlığı ek katkı payı, 750 bin valilikten, 2,5 milyon DSİ'den, 1,7 milyon TEDAŞ'tan, 750 bin ÖÇK'dan olmak üzere toplam Taşçı'nın giriş ve çıkışına 32 milyon 3,5 yılda kaynak gelmiş dedim. Ancak üst yapı içinde bizlere para lazım. Bundan sonra alacağım parayı da biliyorum dedim. 1 milyon Turizm Bakanlığı'ndan, 1 milyon Çevre Bakanlığı'ndan, 1,5 milyon da İller Bankası'ndan alsak yine yetmez dedik. Ve devletten alacağımız bu para karşılığında bize üst çapıda yetmeyeceğini belirttik. Dedik ki bize 10 milyon daha para lazım. Sayın Bakanım şöyle baktılar. Zandirin demiştir ki bu çocuk ne kadar yüzsüz o kadar parayı almış bunca yıl ve bizden daha neler istiyor neler. Sonra dedik ki Sayın Bakanım, Taşucu Belediyesi güçlü bir belediye. Biz kendi imkanlarımız, kendi projelerimiz ve kendi çalışmalarımızla bu üst yapıda 10 milyonluk katkıyı sağlayabilecek güçteyiz. Yeter ki bize imkan sağlansın, yeter ki dürüst olalım, yeter ki bize güvensin, inansın. Emeği geçen herkese, bu festivali düzenleyen başta geçmiş belediye başkanlarımız, meclis üyelerimiz, halkımız olmak üzere tüm personelimize, sponsorlarımıza teşekkür eder. Festivalimizin hayırlı uğurlu olması temenni ederim. Herkese saygılarımı sunarım.